Merhabalar, ben Köfte İsköfte ve Fitti Köfte 2'nin 38. bölümüne hoş geldiniz. Bir an bölüm sayısını unuttum gene. Her zamanki gibi. Ve bunu iki tane daha spanner bularak Tier 5'e, yani son seviyeye getirdim. Normalde 1024 tane zombi öldürmem gerekirdi. Neyse, şimdi yapacağımız şeye gelecek olursak. Öncelikle bir Soul Cage. Beraberinde Iris son için bir şeyler. Ve bunun yanı sıra başka bir çeşit grinder. Tabii bunun recipe'sini öğretmemiz lazım önce. Tingir'i öğretmemişim. Tabii ki de tinler. Thunder and şimdi MFR'lar geçici olarak şuraya gidebilir. Bir de Golden Sword öğretmem lazım. O da tabii ki de Vanilla. Evet. Şimdi bana 8 tane grinder ver. Ne eksik? Tam raw plastik nasıl yapacağını bilmiyorsun. Çok yanlış yazıyormuşum. Rubber. Tabii dur. Şuraya öğretecektik değil mi? Rubber'ı alıp pişirirsek bunu dönüşür, bunu öğreteceğiz ve fırınlarımızın oraya gidelim. Sana koyalım. Tamamdır. Evet, 8 grinder'ımız hazır. Bunlar hazır. Lucky Duck'lar. Ayrıca metan kullanmayacağımıza göre seni metan değil de tabii ki. Tamamdır. Mob Essence insin sen. Sen de. Mob Essence out. Bunu da bitirdiğimize göre sıra işin geri kalan kısmına geldi. Bir tane de Tesseract'la. Bir tane daha Tesseract lazım ama item Tesseract. Ve Lucky Duct. Golden Pipe. Biraz daha Golden. Biraz daha Golden Pipe.
öncelikle chunk sınırlarımıza bir bakalım. Onun için de inşa edelim bunu. Bana stone ve clear glass lazım. Soul cage'imiz nerede olsun? Tamam, burası iyi. Beşer blok uzaklığında yapalım. Garanti olsun sadece. Tabii ki de bu biraz sıkıntı olacak. Ama çözüm basit. Evet, bunları da yerleştirdikten sonra ben geri kalan binayı inşa edip geliyorum. Evet ve alanımız tamam. Şimdi... buraya ne lazım? Excavator'ımızı alalım. Umarım bu şekilde işe yarar. Yani daha önce kullandığım bir şey değil ve... hani şu ana kadar sadece diğer takip ettiğim kişilerden gördüğüm bir düzen. İki tane daha ihtiyacım olacak. Bu arada şu şekilde yerleştirmek mümkün mü? Hayır. Neyse, böyle yerleştirelim. Sonra çeviririz. Hadi bakalım, grinderları bana craft et. Raw plastikleri bekliyoruz tabii ki de. Ve gene bu sefer de bir fazla hesapladım. Evet. Şimdi bunların altına doğru gidelim. Bunları böyle algıladığını bilmiyorum. Aslında bunu değil de... şunu alacaktım ama neyse. İş işten geçti. Evet, burayı da kazdıktan sonra sıkıcı kısımlar geçip birazdan eğlenceli kısma geçeceğiz. Dın 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 dın. Evet. Şimdi sırasıyla önce şu item pipe'ları yerleştireyim. Karmaşası o kadar sıkıntı değil bunlarda çünkü bunlardan çıkan tüm itemlar zaten yok edilecek.
Item Tesseract. Send only to Condense Center. Ardından da aşağı döşenen liquid aklar. Neticede burayı sadece bunlar için kullanacağım. Yani bundan çıkacak şey için kullanacağım. O da birazdan göreceğiniz bir şey arkadaş. Evet. Ve burayı ışıklandırdıktan sonra burada mob spawn olmasını istemiyorum. Biraz garanti olsun diye şunları da şöyle yapayım. Oo, bir şey sağlamayı unuttuk. Energy! Nasıl sağlayacağız? Evet, bu sıkıntı iş. Hemen düşünüp geliyorum. Evet, böyle bir düzen düşündüm. Tabii ki de gene branchlemek lazım. Artık bunlara enerji geliyor. Kırmayacaktık. Şimdi Liquid Tesseract'ımızı alalım ve crash yiyelim. Evet, uzun zamandır karşılaşmadığımız bir bug'la karşılaştık. Receive only ve mob essence in. Pardon, send only. Bunun burada ne işi var? Send only olacaksın sen. Receive only'yi ayarlamışım kazara. Ne yapıyorum değil mi? Bunu yaptığımıza göre sıra Liquid Duck var. Ve ardından da zeminimiz. Tamamdır. Ve bize gereken bir şey daha var. O da conveyor belt. Bir stack işimizi görür herhalde. Ve tabii ki de tavanın açık olduğunu, kapalı olduğunu unuttum. bunlar ne işe yarayacak diye soracak olursanız, basitçe içeri giren her şeyi üstlerine düşen her şeyi şuraya doğru atacaklar. Ve bunları yerleştirme zahmetiyle ben şu an uğraşıyorum. Zombilerden herhangi bir mob drop istemiyorum.
Onlardan sadece Mob Essence elde edeceğim. Ve biraz daha Conveyor Belt lazım. Kolay giriş. Zor çıkış. Ve geriye kalan tek şey... Sen... şöyle bir full block koysam ve ardından conveyor belt koysam olur mu? Olurmuş. Güzel. Ve son bir şeyimiz daha kaldı. O da onu şimdi yapamayız. Neyse. Onu şimdilik manuel yapalım o zaman. Şimdi devre dışı bırakalım, ardından sol cage'imize sol shard'ımızı koyalım. Görsel olarak update olmuyor olabilir. Ve izleyelim. Evet, gördüğünüz gibi zombilerimiz spawn oluyor ve ölüyorlar. Fazla mis. O esnada da... gidip sıvı odamıza bakalım. Ve gördüğünüz gibi... misler gibi mob essence. Ardından bana bir de safari net lazım. Çünkü gidip... The End'e gideceğim. Ve oradan bir... Enderman yakalayacağım. Teşekkürler. Şimdi kitap nerede? Kitabı kaybettim. Oralarda değildi, onu biliyorum. Tam burada. Evet. Enderman'imizi aldığımıza göre... bu inşaatın ikinci bir kısmına daha başlayabiliriz. O da ne? Aynısının bir de Enderman versiyonu. Evet. Tabii burada spawner olarak auto spawner'ı kullanacağız. Neler eksik? Bir magma cream eksik. Bunun dışında plastik sheet. Plastik sheet değil tabii ki de. Plastik sheet. Ve... machine frame.
Ardından Redstone Reception Coil. Ve bana auto spawner verdi. Hemen geliyorum. Evet, Enderman spawnerımız için böyle ufak bir delik açtım. Burası işim görecektir. Merkezine spawner koyuyorum. Sonra buna bunu koyuyorum. Ve buna iki şey bağlanacak. İki farklı tesseract. Biri enerji. Diğeri sıvı. Ve şunlar da atıla dursun. Sıvı tesseract'ı en üste gelsin. Receive only. Bu seferki receive only olacak cidden. Mob essence alt. Evet. Ve mob essence'ımız yollansın. Ardından da enerji tesseract. Tamamdır. 2, 3. Evet, bir tane daha grinder. Bu şekilde bu yerleri kazarak alanımı açıyorum. Burada da benzer bir düzen kullanacağım. Liquiduct. Golden Pipe, bir de Item Tesseract. Üstüme devrilmeyin. Gravel'lardan bu yüzden nefret ediyorum. Hepimiz bu yüzden nefret ediyoruz. Evet. Item Tesseract buraya ve sen nereye gideceksin? Meet home olsun. Döşedik. Sıra bunları çevirmek. Ve daha fazla grinder almak. Sen fazlasın buraya. Bu arkadaş bizim için otomatik Enderman öldürecek bir sistem. Evet. Şöyle başlayalım.
ve sıvı teseraktım nerede benim? Item teseraktsın sen. Ha, bir tane daha. Sıvı teserak lazımdı. Çünkü neticede bundan da mob essence elde ediyoruz. Her ne kazandığımız kadar harcadığımızdan daha az elde ediyoruz ama ediyoruz yine de. Bunu boşa harcamaya gerek yok ne dolayısıyla da. Şurayı burada doldurduktan sonra biliyorum şu an biraz sıkıcı bir hale aldı burası. Ama birazdan eğlenceli kısma geçeceğiz. Artık o nasıl bir kısımsa. Oyş, seni kırmayacaktık. Bu şekilde bunları döşemeye baş kan döküklerimizi döşemeye başlayalım ve yetmeyecekler doğal olarak. Dolayısıyla da biz buradan kan döküğü sipariş edeceğiz. Evet. Tabii şunu da şu konuma çevirmek lazım. Ardından bir tane lever alalım. Bu geçici bir sistem, bunun yerine daha değişiği gelecek. Tabii önce senin enerji girişini. Bu yavaştan spawn etmeye başlayacak. De neden etmiyor? Ha, idle süresi. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi Enderman'ler spawn oluyor. Ve ölüyorlar. Ve burada Ender Pearl sayısına bakacak olursak sürekli artıyor. Oh, tabii kaçabiliyorlar. O kadar hızlı kaçma. Son bir darbe kaldı. Evet. O spoils back düştü birinden. Ve saçma bir kurtulma yoluyla. Şu an bunların ışınlanmasını önlememiz lazım. Aa, aklıma bir yol geldi. Ama daha sonra uğraştıracak. Mesela bunlar burada dura dursun.
Evet. Ben de o esnada eve gidip diğer bir şey için gereken malzemeleri alıp ilerleyeyim. Bu arada aklımda şu spawn olmaları, şey, ışınlanmalarını engellemek için güzel bir yöntem gelen varsa söyleyebilir. Mantıklı bir yöntem tabii. Ve bana ne lazım? Force Manipulator. İki tane. Major Force Manipulator. Bunun dışında... Tamamdır. Fortron Kapasitör. Şimdi Scale Motor. Speed Motor. Tamamdır. Evet. Bunlar hazır. Bunun dışında bana Controller. İki enerji tesseract lazım. Biri her zaman olduğu gibi. Buraya. Koyun biri ol. Item tesseract işini de sonradan hallederiz. Hazır şuraya başladığımız delikten başlayalım çünkü bu sefer yapacağımız şey çekiç buradaymış. F9'dun. Kazalım, kazalım, kazalım. Evet. Leriye de azıcık ilerletelim. Geri kalanını şöyle kazalım. Şu an yapmakta olduğum yeni bir core dizaynı. Bunun için... Adası Quarry değil bu. Sadece Tunnel Bore. Transition Panel. Bir 16 tanesi olsun elimizde. Kaç tane gerekecek? Bunu bir hesaplıyorum da. 48. Evet. 48 tane bana craft et. O esnada aklıma gelmişken benden bir şey daha craft etmesini isteyeceğim bunu. O da... Kuan. İki tane kuantum tank. Aslında üç tane lazım ama şimdilik iki tane istiyorum. Bir. İkincisi nerede?
ikincisi bunu bekliyor. Bir saniye, hadi ben... Ha tamam. Ve basitçe de kuantum tankların ne işe yaradığını da göstereceğim. Ama bu kuantum tanklarımızı nereye koyalım? Görünür bir yerde olmalarına gerek yok. O yüzden ben direkt kuantum tanklarım için şuraya uygun görüyorum. Kuantum tanklar bakalım kapasitesi gösteriyor mu? Böyle bir çank oranıyla gösteriyor ancak. Ya şu kadar söyleyeyim, bayağı büyükler. İkinci ko... Üçüncüyü de craft ede dursun o. Toplamda 3 tane kuantum tanka ihtiyacım olacak. Bir. İki. Bunun dışında... Üçüncü kuantum tank da hazır ancak onu şimdi yerleştirmeyeyim. Ve bana Emmy Cable lazımdı. Mesela dur lazım değil. Stone lazım. Stone, normal stone daha kolay kırılıyor. Şuradan itibaren evet normal bir stone'ları rehber olarak kullanmama gerek yokmuş da. Şunları da kıralım. Ve kapı çaldı. Evet ve geri geldim. Şimdi geriye kalan son şeyimiz aslında stone'lara ihtiyacımız olacaktı evet. Şuraya bir platform üç blok olsun. Tamamdır. Sırasıyla bir Fortron kapasitör. Transition Deriver ve Mini Controller ve Energy Tesseract. Aslında dur. Sen hala burada kalmışsın, tamam. Siz ikiniz gelin. Sen şöyle. Sen de şöyle gel. Ardından iki önemli arkadaşımızı alalım. Neyse şimdilik siz... İkiniz böyle gelin. Sen de şöyle gel. İkiniz şöyle çalışır konuma gelin. Şuraya bir bilgisayar gelecek. Hatta alayım. Label'ını değiştiririz. Normalde kapı kontrolü için bunu kullanıyordum. Fakat elimde patlayınca o sistem. Evet. Ve tamamdır. Geri kalan her şeyi benim eski MFFS Quarry'mden görebilirsiniz. Basitçe. Sağ tarafı ilerlemeye gerek yok ve Kalimera katıldı.
şunu bitireyim. Buraya bu scale transition modül. Veste bakman lazım senin. Evet, Veste bakıyor. South. West, tamam. West demişim ya, North. Evet, North. Ve küp modüller lazım. Bir. İki. Bunun dışında... Bana bir stack daha ver. Scale modül. Evet, biraz fazla oldu ama biliyorum. Evet. Evet, bunu böyle. Neden iki tane birden taşıyor? Scale modül koyarsak onun yerine ne olur? Evet. Asıl scale modülü de böyle taşıyor. Neyse, sağlık ol. Hadi bakalım. Böyle kabul edelim. Ve sıra... Tabii şu mod devre dışı kalacak. Yanlış şu an. Kafa karıştırıyor tabii ki de bu. Bir bakalım. Evet, orayı da taşıyor. O zaman... Şimdi bakalım burayı taşıyor mu? Gene taşıyor. Ha doğru. 15. Evet, tamam. Bu aradığımız şey... Bunun dışında yukarıya... Öne 2 tane... Yukarıya 1... Aşağıya 2... Evet... Ve... Arkaya da bir. Tamam, tüm platformu taşıyor. Güzel. Evet, bu arkadaşı da böyle yerleştirdik. Şuraya son birkaç eksiğimizi daha atıyoruz. Bundan önce bir şey daha lazım. Ama onları hallederim. Öncelikle speed upgrade. İkisine de 16'şer tane speed upgrade koyayım. Ve Tesseract'ı çalıştırayım.
Evet, ve çalışıyor. Ve bu ikisine de enerjiyi aktarıyor. Tabi programlamasını kamera karşısında yapmayacağım. Ama size ufak bir bilgi önden. Computer Craft'larla ilgili ufak bir durum var. Bu hareket edince bilgisayar resetleniyor. Bunu çözmek için kullandığım yöntem ise biraz ilginç. Tüm cihazın hareket etme komutu en sonda, öncesindeki diğer her şey. Bu arada bir mini test de yapalım. Bu enerji yetmiyor galiba. Ya da server crash yedi. Muhtemelen. Evet, server crash yedi. Evet, geldim ve yanıma Kalimera da geldi. Boyutu biraz ufalttım. Merhaba. Haber. Yeni boyutumuz bu. Ama test etmeden önce şuraya bir şey eklemem lazım akselde. İlerlemede sıkıntı yaşayacak. O da Any chest ve 4K bir storage alalım. Kazamız mübarek ola. Tamam, mis gibi ilerliyor bu şekilde. Haber. İyi. 60 bir chunk genişliğinde yaptığımda crash veriyor server, fakat yarım chunk gayet güzel çalışıyor. O yüzden benimki çalışmadı demek ki. Olabilir. 4 çank falan yaptım çünkü de. Mümkün. Bayağı büyük olduğu için olabilir. Evet. Evet, ve şimdi gidip bu endstone'ları evimize otomatik aktarmasını sağlayacağız. Bu arada kuantum tankım var. Ha evet gördüm. İçine ne koydun? Helyum, helyum 3 ve plazma koyacağım. Güzel. Bu arada size ufak bir bilgi kuantum tanklar hakkında. Harcıyormuş. Selleri harcıyormuş. Ben harcamıyordum diye hatırlıyorum. O zaman hadi bakalım. Bir item tesseract, hatta iki item tesseract. Bunun yanı sıra da Diamond Pipe bir tane ve iki tane interface. İki farklı renkten cable. Bakalım endstone'um var mı benim burada? Bu nasıl bir düzenek olacak diye soracak olursanız, basitçe anlatıyorum. Ve gene kapı, ancak neyse ki şu an kapıya bakabilecek biri var evde. Item Tesseract'tan gelen itemlarımız burada mavi ise Endstone buraya, diğer türlü ise diğer tarafa gidecek. Hatta beyazı gelmesini tıkayım şöyle. Ve bana buradan cable lazım.
cable döşemesini hallederim ben artık. Bölümü burada bitirsem güzel olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köftenin Günler. İyi eğlenceler.